Peki hocam, yine çok önemli bir konu. Sağlık ihracatında ilk sıralarda yer aldığınızı yani hepimiz biliyoruz. Pandemi döneminde de istikrarlı yükselişiniz devam ediyor. En son Azerbaycan'da yılın sağlık kuruluşu ödülünü almıştınız. Türkiye Cumhuriyetleri Sağlık Köprüsü projeniz, bu çok önemliydi. Türkiye Cumhuriyetlerle Sağlık Köprüsü projeniz devam ediyor mu? Farklı çalışmalarınız da mevcut mu hocam? Evet, hastanemizi kurarken şöyle bir cümle yazmıştık, stratejimizi belirlerken. Hasta göçüne ve beyin göçüne engel olabilir miyiz? Evet. Şeklinde engel olma konusunda mücadele verebilir miyiz? Gibi. Sonuçta baktım ki şu anda hastaneler içerisinde sağlık hizmetlerinin ihracatında biz ilk onların içerisinde yer alıyoruz iki defadan beri. Evet, Azerbaycan'dan da ödül aldık. Londra'dan da ödül aldık. Yani Ne daha kadar önce güzel bir ne gurur. Yani kadar bunun yani ne haklı kadar gururunu yaşıyorsunuz hocam. ama daha önce Türkiye'nin hallerini bilmem sizler bilir misiniz? Türk filmlerinin tamamında bir Hastalar yurt dışına çıkar. hastalar uçağa bindirilir, Londra'ya gönderilir, Amerika'ya gönderilir. Cumhurbaşkanlarımız, başbakanlarımız, elit bütün kesimler yurt dışına giderlerdi. Almanya'da çalışanlar burada tedavi olmazlardı, orada tedavi olmayı. Şimdi Almanya'da çalışanlar beni arıyor, bir ultrason çektireceğim, gelebilir miyim? Gel. Londra'daki bir telefon ediyor veya bir gelebilir miyim? Hay hay buyur gel diyoruz. Bizim ilk ondayız dedim. Yani 10 tane hasta görüyorsanız bunun bir ya da iki tanesini yabancı görürsünüz. Evet. Hastaneye geldiğiniz zaman Uluslararası bir hastane statüsünde. tabi uluslararası hastane demin söyledim. Hizmet ihracatını Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin belirlemelerine göre Türkiye'de hizmet ihracatı yapanların ilk 500'ün içerisinde sadece Zeytinburnu Avrasya Hospitali. Şimdi bu mutluluk verecek bir Evet. şey. Ülkem adına da mutluluk duyuyorum ben. Ama o günleri biliyorum çünkü ben. Bütün hep yurt dışına bir sağlık problemlerinde dediğim gibi yurt dışı, dünyanın parasını öderdi bu devlet. Memuruna da öbürüne de yurt dışına hasta göndermekle. Geçenlerde bir dostumla sohbet ediyorum. 40 bin hasta göndermişiz bu sene. 40 bin hastaya ödediğimiz para bizim yurt dışından getirmeye çalıştığımız paraya neredeyse denk. Şimdi ya bu burada tedavi ediliyor. Oradaki doktor da geri buraya gönderiyor onu. Niye geldin buraya diyor. Senin tedavin zaten Türkiye'de. Türkiye'de olabilir diyor. Yani bir o dostumdan duyduğum bir Ama cümleyle hocam Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Beni Türk hekimlerine emanet edin diyor. evet, onun değerleriyle zaten biz bugün buradayız. Evet. Ona şükran borçluyuz. Bu alanda her kim katkı sunmuşsa da Sunuyorsa. hepsine de şükran borçluyuz. Proje devam ediyor hocam. Projelerimiz devam ediyor. Sen işte şöyle diyeyim, o logomuzu bilmiyorum görmek Evet. mümkün mü? Şu Veyahut an da arkadaşlarımız da ekranda da yani köprü veriyorlar dediniz. logomuzu. Ben göremiyorum. Evet, ekranda hocam. Evet. Şimdi o logomuzu da oluştururken Avrupa, Asya, köprü, ortadaki H, hastane, evrensel Evet. hastane, dört dörtlük hastane gibi gerçekten İstanbul, Avrupa ve Asya'nın en büyük evrensel kenti. Burada biz bunu kurarken de buna yakışır bir misyon yüklemek istedik kendi şeyimize. Şimdi bakıyorum, Türkiye Cumhuriyetleri batısı, doğusu, kuzeyi, güneyi, ya Afrika ile ciddi bir köprü kurmuşuz biz. Biz Batı-Doğu köprüsünü kuracağız diye Avrupa'nın teknolojisi, Asya'nın insan sıcaklığını biz burada var edeceğiz şeklinde bir yol alışımız vardı. Evet. Afrika'da şu anda gayet
binlerce insan gelip bizim hastanemizde ya da ülkemizde tedavi görüyorlar. Bu bakımdan da ülke olarak da bundan gurur duymamız gerekiyor. Bir ülkeye sağlık konusunda itimat ediliyor, güveniliyor ise diğer alandaki sektörleri de geliştirecek ve ihya edecek diyorum. Gelişmemizin de altında yatan bu son zamanlarda Turgut Özal'dan bu yana diyeyim sağlık konusundaki aldığımız mesafelerin de payı var diye düşünüyorum. Ve hocam ve yine çok önemli konular. Sosyal sorumluluk ve sağlık bilgilendirilmesi konusunda öncü kuruluşların başında geliyorsunuz. Son dönemde yaptığınız çalışmalar hakkında da izleyenlerimizi bilgilendirir misiniz? Tabii yakinen ben takip ediyorum, içindeyim biliyorum ama o kadar çok sosyal sorumluluk projeleriniz var ki. Programın başında da belirttik birkaçından. Evet. Eğitim dedik. Siz çünkü çok önem veriyorsunuz. Herhalde eğitimci olmaktan kaynaklı. Evet. Burada şunu tekrar bir böyle bir göstermek istiyorum sizin de. Şu Avrasya Hastanesi çalışanlarının ortak değerleri. Sosyal sorumluluk ve topluma duyarlılık. Evet. En başa koymuşuz. İşte güvenirlik, dürüstlük sıralıyor. Burada bir pardon vaktimiz yok. Ama sosyal sorumluluk konusunda şöyle bir kendimizce bir belirlememiz oldu. Evet. Seç diye bir motto belirledik. Sağlık, eğitim, çevre odaklı. Evet. Geçenlerde buna çocuk odaklı da dedik. Çünkü o çocukluktan başlamazsan bazı şeyleri yetişkinlerle yapamıyorsun. Evet. Yani çocukken vermek çocukken de verilmesi gerekir. Yani o çocuklara da bazı düşüncenin bazı şeyler. Çocuklar da çok akıllı hocam. İşte yönünü iyi belirlemek lazım onun. Evet. Bu akıllı da sonra ne olacak ona iyi bir düşünmemiz gerekir. Sağlık, eğitim ve çevre odaklı bütün projelere biz sıcak bakıyoruz. Evet. Bunun için paneller düzenliyoruz, bunun için seminerler yapıyoruz, bunun için İşte bakın şurada sağlık rehberimiz. Derginiz, bu sağlık rehberindeki amacımız hangi rahatsızlıklarda hangi branştaki doktorlara gidilmeli? Hastalıkların belirtileri neler? Yani hastayla doktor arasındaki ortak dili oluşturmak isteyen bir çabamız. Yine bu dergilerde doktorlarımız halkın anlayacağı dilden sağlık okur yazarlığını geliştirebilmek için bu dergilerde az alın terleri yok. Evet. Ve kurulduğumuz günden bu yana hiç aksatmadan yürüttüğümüz bir faaliyetimiz bu. Sadece pandemi döneminde sakıncalı olması sebebiyle bir ara verdik. Onun dışında sürekli sürdürebildiğimiz bir hareket diye düşünüyorum. Ve yine hocam dijital panellere çok önem verdiniz. Yani pandemide durmadınız. Pandemide hasta kabul edilirken evet. tabii sektör 7/24 çalışan bir sektör. Yani tatili yok. Özel günü yok. Bayramı yok. Gecesi yok. Gündüzü yok. Evet. Siz de biliyorsunuz. Çok güzel bizim orada bir çok amaçlı konferans salonumuz evet. var. Yani eğitimlerde kullandığımız, konferanslarda kullandığımız, Sağlık Bakanlığımızın biraz önce söylediğim sağlıkta okur yazarlık projeleri için o eğitim salonu doldu taştı. Pandemi öncesi. Evet. Sonra bir baktık ki yapamıyoruz bunu. Demek ki teknolojiye ayak uydurmak lazım. Orada da teknoloji orada gündeme geldi. Orada da hemen teknoloji gündeme geldi. Ve sağ olsun arkadaşlarımız, ekip Ömer Bey de burada. Evet, Ömer Bey, Gönül Hanım. Gönül Hanım. Bunu severek, hakkıyla, layıkıyla yaptılar. Çok da başarılılar. Yapıyorlar.
Yani bir bakıyorum 40 bin 50 bin. Ya biz o zaman 40-50 insanı topladığımızda seviniyorduk. Evet, yani o konferans ama salonumuzda dijital, yer ama, bulunmuyordu. Ama, izlenme oranlarına baktığımız zaman. Müthiş bir yayılım. Paris'ten arayanlar var. Yurt dışından arayanlar var. Yani zaten bu yaşadıklarımızda dijital çağa uyum sağlama bakımından da Avrasya Hospital gerilerde değil. Evet. Çok da ileride değil ama belli bir yerde diyeyim söyleyeyim. O güzel yani. Bir yerde hocam. Evet, tabii güzel bir yerde. İşin içinde olduğunuz için çünkü dışarıyı buna, görmüyorsunuz ama dışarıda yani çok bu eski. Bu çağa yetişmek mümkün değil. Yani çok evet. Ciddi bir dönüşüm var şu anda. Kimse farkında değil. Yepyeni bir dünyayla biz karşı karşıyayız. Yepyeni bir dünya geliyor. Her bu dönüşüm sıralarında evet, böyle bazen ekonomik krizler de oluyor, sağlık krizleri de oluyor, salgınlar da oluyor. Evet. Hep dönüşüm vakitlerinde bunlar olur. Peki hocam, o sağlık krizlerinin yaşandığı dönemlerde pandemi döneminde hasta kabul ettiniz. Yoğun bakımlar aktifti. Bazen dışarıda yoğun bakımda yer bulamayanlar, hastanelerde yer bulamayanlar Avrasya'da hizmetlerini çok konforlu bir şekilde aldılar. Yoğun bakımlarınız tertemiz. Yoğun bakımda yatan hastalarımıza bakan hemşehrilerimiz çok başarılı. Hasta bakıcılar çok başarılı. Evet, hı-hı. Pandemi döneminde biraz değerlendirebilir misiniz? İşte o gizli, meçhul kahramanlar evet. Bizde, Türkiye'de Sağlık Bakanımız 11 Mart'ta açıkladı COVID olduğunu. Ama öncesinde siz hazırlık yaptınız. Aralık ayında bütün zaten onun normal standartlar gereği herhangi bir salgında nasıl davranacaksın, nasıl planlayacaksın? Bazı kurumlarda bunlar kağıt üzerinde kalıyor ama biz de kağıt üzerinde kalmamasına maksimum derecede özen gösteriyoruz. Tatbikatlarını yapıyoruz. 2019'un Aralık ayında biz bu konuda verdiğimiz seminer var. Evet. Pandemi gelirse neler yapacağız? Ocak-Şubat aylarında toplantılarımız var Çin'de, bunu görünce onları nasıl diye, onların algoritması nasıl olacak falan gibi bütün hekimlerimiz bu konuda gerçekten o hastanenin de bir dört dörtlük bir hazırlık içerisinde oldular. Pandemi döneminde evet 5 Mart'ta bizde o kuşkuyla tomografisi falan çekildi. Sonra bir baktık ki yani ilk COVID'li hasta bizden geçti diyemem ama ilklerden bir tanesi, evet. İlk tedavilerden biri de Küçükköy'deki hastanemizde gerçekleşti diye düşünüyorum. Bir şöyle gelirken bir bakayım dedim, ya ne yapmışız biz, ne kadar şey yapmışız. Bir baktım ki 72 bin insana PCR testi yapmışız. 72 bin insan, Anadolu'nun birçok evet. Yeri, nüfusu. Sadece Zeytinburnu rakamlarını söylüyorum, öbür tarafları almadım. Şu anda onu şey yapmıyorum. 1000 tane insana yatarak COVID teşhisinden bir insanın yoğun bakıma arttı, servis olarak yatarak tedavisini yapmışız. Bu ara 45 bin hiçbir ücret almadan 45 bin insana aşı yapmışız. 10 bini Sinovac, 35 bini BioNTech. Evet. Yine 6300 civarındaki hastaya antikor testleri yapmışız. Yani onun için sağlığın özelliği, kamusu yoktur. Sağlık deyince akan sular durur. Doğru. Özelinde kendine özgü katkıları vardır. Para verebilenler gelir. Oraya veremeyenler, yani devletin üzerindeki ağır bir yükü kaldırmış oluruz. Aksi halde şu anda devletin hastanelerinde yaşananları insanlar görüyor. Ne doktora bakıyorsun yetişemiyor. Öbürüne hasta derdini deva bulamıyor.
Yani, hasta doktora bir şey de söyleyemiyor hiç hocam. Hiç olmasa bir şey de söyleyemez. Ama hiç olmasa parası olanlar gelsin. Ve özellerde gece gündüz doktora arayıp bilgi dahi alıyorlar. Evet. Birebir çünkü gündüz, ben de hastalardan dinlediğimi burada dile getiriyorum hocam. Peki hocam hastanenizde... Ayrıca bu ara şunu da burada sizin kanalınızla duyurmak isterim. Yeni Sağlık Bakanlığımız bu aşıları hep bedava yaptırıyor. Evet. Yabancısı da yerlisi de. Şimdi çok güzel bir şey yaptılar. Ya hiç olmazsa bu ülkede ikametgahı olmayan, pasaportla gelmiş bir insan, buraya bir vergi ödememiş, bir şey ödememiş, buna da beni bedava çalıştırma. Şimdi onlardan bir ücret alabilme kapısı açıldı. Henüz daha alamadık ama bu da bakanlığımıza ayrıca doğru, akılcı bir yaklaşım, yönetim diyeyim. Çünkü o insanın bunu ödeyebilme gücü var. Ama benim insanımın gerçekten aşıyı ödeyebilecek gücü yok. Ya bırak alabileceklerden alalım. Alamayacak. Zaten alamayacağımız da almıyoruz zaten. Yani bu Hipokrat'tan bu yana bu iş böyle. Yani özel bir kanuna gerek yok. Yani sağlık işi böyle. Yani hep parayla olmaz. Bedava da olmaz. Bedava olunca yani bu değirmenin suyu nereden gelir? Evet, değirmenin suyu nereden gelir? Devam etmesi gerekiyor bir şekilde. Evet. Peki hocam, COVID-19 testi yapılıyor. Yapılıyor. Hastanemizde. Aynı zamanda aşılar da yapılıyor. Az önce aşılar da yapılıyor. Aşılar da hepsi yapılıyor. Ve işte bazen günde 1000 tane aşı yapıyoruz orada. Gelip gördüğümüz zaman evet, o koridor. Çok güzel bir ekibimiz var orada da. Güler yüzlü, güler yüzlü. Ben şimdi onda da çok özel hassasız. Birçok yerlerde hastanenin dışarısına çadır kuruldu. Oralarda aşı yapıldı. Biz en güzel yerimizde, evet, en sıcak yerimizde veya en serin yerimizde en kaliteli elemanlarımızla bu aşıları bila ücret. Yani ücretsiz, evet, yaptık. Ve çok demek verdiler oradaki, evet, yapıyoruz ekibimize da. De yapıyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hocam 2021 yılını kısaca özetlemek gerekirse neler söylemek istersiniz? 2021 yılının son yayınında sizinle yapacağız hocam. Dakikalarımız bitiyor mu? Evet, sonlarına yaklaştık. Sonlarına yaklaştık o zaman. Evet, acısıyla, tatlısıyla, evet, kocaman bir 2021 yılını bitirdik. Ama bu yıl gerek sağlık konusunda, gerek ekonomik boyutlarıyla çok hassas. Ve 2022 yılında da hassas olma ihtimali var. Onun için bu hassaslığa zaman zaman... Eğer biz tedbirlerini alamazsak, eğer bu konularda gerekli, yeterince önlemlerini alamaz isek, sıkıntılarımız, yaramız daha büyüyecek. Kıyamet kopmayacak ama... dikkat edelim. Dikkat, tedbirlerimizi alıp dikkat edelim. Daha biraz böyle eski bizim baba dede dostu tasarruflu olalım. Israf etmeyelim, evet, gibi bu konular temel aklıma geliyor. Olsun ama 2021 yılı yine Mehmet abimi kaybetmenin, Mehmet Meriç Bey'i kaybetmenin acısı tarif edilemeyecek durumda. Allah onların mekanını cennet, ruhlarını şad eylesin. Bu da bizlerin önemli kayıplarıydı. Acı boyutuyla bu. Güzel boyutlarını da yaşadık. Tatlı boyutları da var. Ama bir tek elemanımızı çıkartmadık. En önemli mutluluk verici durumda bu değil mi hocam? Yani bu, evet, bıçak sırtıyla gittik. Yani o yol kolay. Hala her hafta, her ay mutlaka yöneticiler bir araya geliyoruz, diyoruz ki eyvah burada şu tedbiri alalım, eyvah burada bunu alalım. Ama hiçbirini
çalışanlarımıza ve hastamıza yansıtmamak için maksimum derecede gayret göstermeye çalışıyoruz. Peki hocam, 2021 yılını anlattık kısaca. Heh. 2022 yılı geliyor. 2022 yılından beklentileriniz nelerdir? Ve hem eğitimci hem de bir sağlık kurumu yöneticisi olarak gençlere önerileriniz neler olur? Bugünlerde çok yakın arkadaşlarımın çocuklarının yurt dışına gittiğini gördüm. Beyin göçü mü gerçekleşiyor? Evet, ben bundan 20-30 yıl önce beyin göçüne engel olmak, hasta göçüne de engel olmak gibi bir yola çıkışımız vardı. Sanki 30 yıl geriye gidiyoruz. Şu kaosta, şu krizde gençlerimizin burada 200 dolara, euroya, 300 euroya iş bulamazken gelişmiş ülkeler ona verecek. En az 2000 euro verecek. En az 3000 euro. Bugün ama benim ölçülerimle 2000 euro, 5000 euro çok büyük para. Evet. Çok büyük para ülke şartlarında. Şimdi bir defa bunu söyleyeyim. Yani fakat gençler bu toprakların, bu ülkenin kendilerine ne verdiğini, bu yatırımın öyle başkalarının 50 lira, 100 lira fazla vermesiyle oralara gitmenin bu topraklara olan borcu üstüne yatmak demektir. Bir insanı yetiştirmek öyle kolay olmuyor. Okullarıyla, yani insana yapılan yatırım, böyle bir kuşkum var. İnşallah bu açı büyümez. Biz de, yani özellikle kaliteli insanlarımızı, sakın ha öyle sıradan insanlara almıyor onlar. Kaliteli insanlarımızı hemen alıp gidiyor. Doktorlarımız gitmeye başladı. Bu biraz korkutucu değil mi hocam? Yani boyutları 1200-1300 gibi ama bu algı eğer ama bunun tedbirleri alınmaz ise, eğer buna dikkat edilmez ise, kim dikkat edecek derseniz anneler, babalar, toplum, evet, yöneticilerimiz, hepimizin ama. Yani bir kişinin değil. Yani bir problemi çözerken başka bir problem, daha büyük bir problem karşılaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Şöyle, ben bu vesileyle herhalde son dakikalara geliyoruz. Hastalarımıza, çalışanlarımıza, ülkemiz insanlarına sağlık, mutluluk ve başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Bunu hak ediyor bu. Evet, bu toplum bunu hak ediyor. Bu toplum bunu hak ediyor. Ülkemiz çok güzel. Birçok programda yani, dile getiriyorum. Türkiye'miz çok güzel. Çok çok güzel lafı bile. İstanbul daha farklı bir güzel. Yani daha güzel bir şey. Gerek demin de söyledim. Sağlık ve ekonomik boyutlar bakımından zor bir yıl geçirdik. Yine zor yıl olacak. Ne pandemide ne ekonomik durumlarda henüz daha problemi çözebilecek durumda değiliz. Tedbirlerinizi alın tedbirleri, diyorsunuz bir yönetici bu, olarak. Bu tedbiri birey de almalı, aile de almalı, firmalar da, işletmeler de almak zorunda. Dünkü gibi değil. Lambalarını söndürsünler. Ben geçen ay her kişi başı 1000 küsur lira elektrik parası ödedim. O bolluk zamanı değil bu. Evet. Dediniz ya, israftan kaçının. İsraftan, yani bunlar, herkes gücünce bir tedbir almaya gayret göstersin. Gayret göstersin ve dijital çağın ne getireceğini şu anda kestirebilenler yok. Yepyeni bir dünyanın insanları olacağız. Belki ben göremeyeceğim ama hocam sizler, sağlık sıhhat versin size. Amin, ama sizler göreceksiniz. Bu 50 yıllık yaşamım boyunda, tecrübelerimde bunu bilinçli şey olarak değil, spontan söylüyorum. İçimden böyle geliyor. O insanların gidişi üzüyor. Tam tersine oradan yetişmişleri bizim buraya getirmemiz lazım. Ama buradaki
Yani gidiyor. Beyin göçünü önleyelim diye. Yani siz de tanırsınız. Bizde bir kardiyologumuz vardı. Evet. Gitti öbür. Yani peki bunlar giderse yerine kimler gelecek? Yerine yetişmiş. Çünkü hekimler var mı? Yetişmiş insan önemli. En büyük sermayemiz bizim yetişmiş insan sermayesi. Evet. Yetişmiş, yetenekli insan sermayesi. Bu sermaye, başka bir hazinemiz yok. Elimizdekilerin kıymetini bilelim. Elimizdekinin kıymetini bilelim. Bu formüller içerisinde, bu krizlerde bu insanların kıymetli olduğunun her aile farkında olursa, her firma farkında olursa, her birey farkında olursa orada mutlu olmayacaklar, onu söyleyeyim. Buradakiler kadar mutlu olamayacaklar. Ama biz onları mecbur ve mahkum etmeyelim. Hocam. Derim. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz mesajlar çok önemliydi. Ülkemize çok büyük katkılarınız var. Sağlık sektörüne çok büyük katkılarınız var. Ben bu anlamda size, Uğurlu ailesine ve tüm Avrasya çalışanlarımıza, sağlık sektöründe hizmet veren tüm gönül insanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben de tüm izleyicilerimize saygılar, selamlar sunuyorum. Tekrar sağlık, mutluluk dileklerimi iletiyorum. Çok sağ olun hocam.